bir Amerikalı daha vardı ki dün burada uzun uzadıya konuştuk. Şimdi evet ona geleceğiz. Bakalım orada yine göze batan bir detay var. O Amerikalı değerli izleyenler bakın. Ajan mı diye soruyorlar arkadaşlarımız. Bu haklı ve yerinde bir soru. Çünkü arkadaş düğmesi ilikli. Şezlongda güneşlenir gibi çıktı. Katliamın o 39 kişinin hayatını kaybettiği ütüsü bozulmamış mı? Gece kulübünden. Bakın hani sözde vurulmuş ya arkadaş. En ufak bir sıyrık görülmüyor. Bir yırtık görülmüyor. Üstüne üstlük yılbaşı süsüyle ki Bircan ucundan azıcık bir gösterir misin? Ucundan azıcık ne kadar kolay kopar o. Bir görelim. Onu, bir göster onu da ayrıca göstereceğiz. Bu şimdi mesela yılbaşı süsü. Yılbaşı süsü böyle. Bakın. Normalde bu kadar basit. Ben de 45 kilo kızım ha. Kopabilen bir süs. Aynı süsten arkadaşın kanını durdurması için sözde bu süsten oraya bağlamışlar. Yılbaşı süsünden. Bu tutar mı orayı? Bilmem deneyelim mi? Bir deneyelim. Nihat. Bir rica etsem şöyle. Bu arada yanına. Şunu söyleyeyim. Çok özür dilerim. Geliyorum hayatım. Bu arada biliyorsunuz Ömür burada iki gün önce Kızılay'la ilgili Kızılay'da kan stoklarımızın olduğu yönünde bir çağrıda bulunmuştuk. Allah'ım sizlerden razı olsun. Ya siz nasıl şerefli bir milletsiniz, necip bir milletsiniz. Kızılay'a olduğu gibi tarihi bir kan bağışı olmuş. Allah sizden razı olsun. Evet. Lütfen kan bağışlamaya da devam edelim. Evet. Ne diyorsunuz? Nihat şöyle geldi bir saniye. Bak Nihat şunu bir görelim Bircan'cığım. Sen de bir saniye bekleyin. Şu an... O bacağımdan vuruldum diye şov yapan arkadaş Amerikalı William Jacob Rack adlı ki sonradan asker olduğu ortaya çıktı. Bize pardon bilişimci diye yutturulmuştu Nihat. Evet onu da bir çıkarttık işte. Kahraman gibi uğurlanmıştı. Dün biz o bloğu yaptıktan sonra o haberleri herkes yapmaya başladı. Fakat kahraman diye buradan ertesi gün uğurlanmıştı sorgulanmadan tek bir soru sorulmadan. Müzikler çalınmıştı değil tabii, mi adam adamın giderken? Pensilvanya'da, Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in memleketi Pensilvanya'da askeri malzemeler satan bir dükkan olduğu peki, ortaya çıktı. Peki daha başka bir şey söyleyeceğim hemen akabinde o neydi o bomba ses şok yaratıcı flash bomba? Flashbang. O flashbang'in üretim yeri neresi biliyor musun? Pensilvanya orası. Orası da Pensilvanya. Enteresan tesadüfler. Orası da Pensilvanya. Şimdi bunu bir test edelim bakalım. O elim, bakın yılbaşı süsüyle. Aynısı. Birebir. Soralım da abi milletin aklına kafa işareti bakın, soru işareti gelmez. Evet siz uygun nereye geçsinler Serkan? Ben gelsin buraya bence. Evet değerli izleyenler bir yandan onu da gösterebiliyor muyuz Serkan? Bak. Tamam onu da verecekmişiz. Nihat'ın bacağı ortalama siz. Erkek bacağı işte. Evet, tamam aynen, vuruldun aynen. Diyelim Allah korusun. Allah korusun vuruldum. Tamam. Ben de o şeyim orada müdahale edeceğim sana. Tamam. Tamam mı? Şunu tutar mısın Nihat sen? Tamam tabii ki. Bu bacağı. Keleş mermisi bir de düşünün yani. Keleşnikov. Şimdi buradan Kaleşnikov. Vuruldu. Ah ölüyorum. Aman Allah yaralandım. Amerikalı gibi yap Amerikalı. Aman. Ah. Allah korusun. Lanet olsun dostum. Aynen. Ben şimdi o... Ben şimdi sizi kurtaracağım merak et. Ah. Allah Allah. Devam edeyim. Allah dur bir dakika bir tane daha kurtarayım. Bir dakika bir tane daha var istiyorsan. Lanet olsun federaller gününü göstereceğim o adamlara. Federallere hepimiz. Montanalı. Bir dakika bir tane daha atayım. Evet değerli izleyenler bir fiyaskodur bu. Yani yılbaşı süsüyle. Ömür bu gerçekten bu adamın ayağındaki mi bu? Bu gerçekten aynı birebir. Birebir rengi bile aynı. Sevgili bu bir yılbaşı süsü. Turistim hiç üzülme. O gece Reyna'da lanet olsun dostum. Çıkarken sözde seni federallerin elinden almıştım. Hepsine gününü... Olmuyor. Bakın aslında bu kadar basit kopan bir materyal bu. Yılbaşı süsü. Olmuyor. Aynı bakın birebir. Gösterir misin Bircan? Şöyle aynısı. Elinde. Bak aynısı. Şu ışığın altına doğru tam böyle. Ha güzel tamam bu güzel bir açı. Bakın birebir aynı süs. Arkadaşlar hikayeden onu bağlamışlar. Dalga geçer gibi bu Yahudi asıllı Amerikalı William Jacob Rack. Oyunlarınız bu kadar basit işte. Biliyorsunuz Reyna'da bir terörist değil birkaç terörist olduğu hatta 5 terörist olduğu. Tarihi bir yayın bu biliyorsun değil mi? İçlerinden birinin kadın olduğu bilgisi de var değil mi şu sıralar? Kadın ben sana söyleyeyim orada mesela bir tane de Yahudi bir kadın vardı. Onu da bak çok önemli bir görüntü daha var. Normalde diyor ya ben vuruldum diyor. Hı-hı. Hatta abartılı açıklamaları da var. Ben yerde yattım diyor. Hareketsiz yattım. Vurulmayı bekledim diyor. Bilerek diyor ki hani öldü zannetsinler falan filan. Yani bir kahraman ya. Şimdi ya, bir de Kaleşnikov mermisi. Adamı kaçırdı. Bak ne yapar biliyor musun Kaleşnikov mermisi? Parçalar diye. Bir görüntümüz var. Hazırsa Serkan o da gelsin. Bunları kırılmaz camdan ne hale geldi gördünüz. Görüyor musunuz?
Çok sağlam camlar biliyorsun. Hani cam değil, o çok demir gibi bir şey. Çok sağlam. Bir de insan bacağının hassasiyetini düşün. 4. Ona yakın telefon var. Söyledim abicim, yani normalde Bircem ben futbolcu olarak mı söylemişim? Tekmek olunca aynen onu söylemiştim. Abicim, topçu tekmeyi yiyor, anası ağlıyor 15-20 dakika kalkamıyor. Ya şununla olmaz. Bu nedir ya? Ya söyledi kardeşim, bu burada milleti yediler. Bak nasıl delinmiş, görüyor musun? Ömür, milleti yediler işte, o yüzden söylüyorum. Görüyor musun? O yüzden söylüyorum. Yok bilmem Aleviymiş, yok Sünniymiş, laiklikmiş, Diyanet'in açıklaması yalandan, o gayrimilli medya. Bu Haçlı Siyonist İttifakı'nın, tamam mı kardeşim? Onlara hizmet eden gayrimilli medya diyorum, bak açık ve net söylüyorum. İnternet siteleri de dahil olmak üzere kafa karışıklığı, algı karışıklığı, bilmem ne, o alt taraftan adamı götürdüler. Normalde evet, o bacağın paramparça olması lazım. Gel görelim bacağın olmuş. Gel, yılbaşı süsüyle kan durdurmuşlar. Keşke ambulansıyı getirip koysaydın, ambulans. O da gelecek, videosunu. O da gelecek. Onu bir daha getireceğiz. Bir görelim süsü yine. Yo. Yılbaşı süsünü bir görelim. Bakın. Keleş mermisi isabet etmiş, bacak tertemiz. Gel. Hiçbir sıkıntı yok ve yılbaşı süsüyle turnike mi diyorlar buna? Turnike, evet. Kanı durdurmuşlar sözde. Size yazıklar olsun, biliyor musun? Harbiden size yazıklar olsun. İnanılır gibi değil. Harbiden yazıklar olsun, biliyor musun? Bu adamı ertesi gün gönderiyorlar. Ve bu adamı ertesi gün gönderiyorlar. Ulan şurada biz magazin programı yapıyoruz vesaire, öyle başlamışız. Biz türkücüyüz, şarkıcıyız. Bircan yorumcu. Ömür, efendime söyleyeyim, evet haber kökenli gelme bir kardeşimiz ama uzun bir süre habere ara vermiş. Magazin yaptım. Magazin yani. Yapmış bir kardeşimiz. Yani biz bunları buluyoruz, çözüyoruz da siz koca koca adamlar televizyonlarda haber yapıyorsunuz. Bir taneniz de demiyor musunuz be kardeşim? Bu adam sahtekar, bu adam dümenci. Amerika'da şu an bu adamla alay ediyorlar, biliyor musunuz? Tabii fena. Amerika'da bu adamla alay ediyorlar. Alay ediyorlar, gülüyorlar o demeçlerine, o havalimanındaki demeçlerine, dünyanın en kötü oyununu oynadı diye. Adamı kendi elinize gönderdiniz be. Şimdi bak, o bahsettiğin ambulansa binme görüntüsünü seyircilerimiz tekrar istiyor. Oradaki ayrıntı adamın rahatlığı. Ya. Sanki şezlongun üzerinde güneşleniyor havuz kenarında gibi bir. İkincisi ettiği laflar ağzından kaçırıyor. Çılgın insanlar ateş etti diyor. Hemen arkasından ya, bir kişi... Şuna, biliyor bir dakika. Musun? Bir kişi ya. Ateş etti diyor. Şimdi o videoyu bir kez daha ekrana taşıyalım. Bu tarihi bir yalan. Ambulansla, o sakalı da bırakıyor sakalı ki. Sakalı da konuşacağız. Önce bir ambulansla hiç. Şey yapalım. Evet, gelsin. Bile. Serkan, tam bir de bak arkadaş bacağından vurulmuş keleşle. Tam o bir böyle kendini doğrultuyor bir de. Ya bunu yapabilir ya. Misin kardeşim? Ya, onu geç. Bak şimdi bir dakika. Gelsin. Gelsin böyle kendini düzeltti. Konuşma refleksi, vücut dili bile vücudunda tahribat olmadığını tabii gösteriyor ya. Bir saniye bir görelim orayı. Hop. Hiçbir şey yok şu an. Şunu benim annem bel fıtığı yapamaz. Bel fıtığı insan yapamaz. Keleşi yemişin onu yapacaksın. Ya kardeşim, pantolonun kenarında kan yok. Yüzüne bir tane mi sıçramaz? Bircan'cığım, tek tek burada dün meseleyi en ince ayrıntısına kadar masaya yatırmadık mı? Bunları yatırdık. Dün söyledik bak. Biz söyledik bunları ilk defa. Evet, bak evet. Sana ne söyleyeceğim. Ben sana... Şenol dün Ankara'dan Düzce yolundan geldi ya, bir dakika. Hı-hı. Düzce'de bir köyde o bir yoğurt alır. Bir dükkana uğrar. 120 yıldır peynirci onlar. Tamam. Orada 18 yaşında bir çalışan kız, öpüyorum, bana da bir yoğurt yollamışsın. Demiş ki hiç beni bilmiyor, Şenol da tanımıyor. Biliyor musunuz demiş abi, o demiş Amerikalı yalancı çıktı bence demiş. Bizim fikrimize göre de demiş onlar bu işin içinde varlar demiş. Şenol da demiş sen nereden biliyorsun demiş falan. Nihat abiyle bir tane abla var ya demiş, program yapıyor. Bana da söylemiş ismini. İşte onlar söyledi falan demiş. Ha, Ömür onun... yapmıyor yani. Yok, Ömür de yapıyor. Aşk olsun, yoğurt hemen Ömür'e yoğurt geliyor. Hemen Ömür'e yoğurt. Şaka yapıyorum şimdi. Bu arada izleyicimize çok teşekkür ediyoruz. İnsanların gözünün ne kadar açıldığının farkına varalım. Yani tabii, şununla o iş olmaz yani. Ya, aynen, bravo. Bu arada sakalından bahsedelim. Reklama gitmek durumundayız. Sakalı da bu dümen sakal, işte. O demek ki süs fotoğrafı gelsin, sakalı daha net. Ya burada bile var işte süslü bacağın, değil mi? Tamam, burada evet. Ak al, burada bile var. Ak, sakala ne diyorsun? Süsü ya, konuştuk. Sakal bir, dikkat çekmemek için işte. Arapların sakalına dikkat çekmemek için ya. Adeta böyle abi, Orta Doğu'da görev yapan ajanların. Dikkat çekmemek için. Bak, bıraktın. İçeride o öldürüldüğü iddia eden Yahudi kadın var. O sakal dursun, bir zoom outlu. O Yahudi bir kadın var içeride. Bak deniliyor ya Ömür. Sakal bir tane konuştum. De bayan vardı ateş edenlerin içerisinde, bir tane de bayan. Evet. Bak tekrar ediyorum, bu adam mutlak surette büyük bir dümenci, büyük bir sahtekar, kötü de bir oyuncu. Berbat kötü. İyi bir ajan, berbat kötü bir oyuncu. İyi ajan, iyi oyuncu olmalı aslında. Ömür, berbat bu. Ömür, hiç istihbarat hiçbir şey yapmayacak. Bu adam üzerinde yoğunlaşacak. Bak istihbarat bunu yapacak. Bu adam üzerinde yoğunlaşacak meseleyi. O ambulans, bak bir, ambulansla götürenler, bunun gittiği hastane,
zan altındadır. İki, onun koruması gibi olan iki, bir adam var. İki, bu eğer içerideyse, bu çünkü bunun dışarıdan giriş görüntüsü yok. Bu daha önceden içerideyse mutlak surette bunu alıp oraya koyan dört, o Orta Doğu'daki Avrasya Körfez ülkelerine çocuklarını öldürmek suretiyle oradaki ülkedekilere de bak Türkiye güvenli değil, parayı bize getirin deme mesajını verdirmesine sebep olan o rezervasyon yerlerini kim bu alçak katillere söyledi? Bak mekan sahibi de zan altındadır artık. Şu rezervasyon defterini çıkarsın. Bak rezervasyon defterini bu alçaklara kim verdi? Bu alçakları o Körfez ülkelerindeki çocukların, misafirlerin yanlarına kim oturtturdu? Evet, peki.